Özelliklerden kar kısmını özellikle görecek miyiz? Bu hafta sonu büyük beklenti İstanbul var. İstanbul için konuşuyoruz. Çünkü büyük uyarılar da vardı ama Hüseyin Öztel net bilgiyi verecek. Hüseyin Öztel günaydın. Günaydın Hüseyin'ciğim. Ebru, günaydın. Murat günaydın. İnek kardeşimizin güzel yüzü deyince bir an bana söylüyorsun zannettim Murat. Orada yayını göremediğim için ben. Estağfurullah. Estağfurullah. Şöyle ya, kar haberi İstanbul'a veremedik, o yüzden mi acaba bana biraz kızgın insanlar tahmin, o yüzden söylüyor onu. Şöyle ki Ebru, hava tahminlerinde böyle bir 10 gün önceden çok fazla kar görüntüsü olsa bile bunun çok değişeceğini bilerek biz yakından takip edip insanlara kar geliyor diye yangın adeta yapamıyoruz. Evet. Daha tutarlı tahminlere bakacak olursak İstanbul gerçekten çok soğuk bir havanın içerisinde önemli bir kar yağışını kaçırdı yine. Şehirdeki sıcaklık bugün şu an bulunduğumuz yerlerde Beyoğlu bölgesinde 4 derece. Gece saatleri sıfıra yaklaştı. Yarın gece de yine sıfıra yakın ama içerisinde karla karışık yağmur ve kar seviyesinde zayıf bir atıştırmalık bir yağış görünüyor. Yani. Bir şey yok yani. Evet. Buzlanmaya mesela, mı dikkat edeceğiz bu durumda? Evet, buzlanmaya dikkat edeceğiz. Çok doğru. Aslında önemli olay o. Cumartesi gecesi ve pazar sabahı Ege'nin iç kesimleri sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor. Çok uzun zamandan sonra Afyonkarahisar, Manisa çevresi örneğin. Ankara sıfırın altında 5 derece. Bolu'dan geçecek bir otomobil sıfırın altında 5 derecelik bir yoldan yolculuk yapacak pazar sabahı. Çoğu insan belki uyuyor olacak gece saatleri o don olayı ama pazar sabahı hala gün aydınlandığında dahi yollar buz gibi olacaktır İç Anadolu'da. Son zamanlardaki en sert hava koşulu. Biraz da kar var. Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da bugün kar yağışı bekliyoruz. Bugün ayrıca Antakya, Hatay deprem bölgemizde kuvvetli yağmur var. Artık oradaki durumlar iyiye gider. Umarız hep istiyoruz iyileşmesini. Allah yardımcıları olsun. Bugün kuvvetli yağmur var efendim. Oraya da uyarımızı yapalım. Ayrıca son olarak şu söylenebilir. Gelecek hafta pazartesinden itibaren bu sefer de bir Nisan havası geliyor. Yani Ocak ayındaki bu kuş havası gidiyor. İstanbul mesela gelecek hafta salı, çarşamba, perşembe 13-15 derece. İzmir, ne diyorsun 18. ya? 4 dereceden 15'e çıkacağız öyle mi? Yaz kapıda. Evet. Hüseyinciğim ne yapıyorsun ya? Emin misin? Ya emin, bizde eminlik %100 olmuyor ama %90 olasılıkla diyebilirim Murat ki gelecek hafta içerisinde atkıları, bereleri, eldivenleri kenara kaldırırız. Ne kadar süreyle kaldırırız derseniz de bir hafta sürecek bir sıcak hava görüntüsü var. Az da değil. 13-14 Ocak'la 20-21 Ocak arası olan yani sömestr tatilinin başına biz bahar gibi bir havayla girebiliriz görüntüde. Böyle bir hava var efendim. Harika. Kış ne zaman geri döner, tekrar kar olur mu derseniz 24-25 Ocak'tan önce ciddi bir durum yok. Ay sonuna kaldı. Haziran'a gider bu iş, ben sana söyleyeyim. Döner mi? Kış geri döner mi? Soru o. Vallahi Temmuz başına kadar gider bu iş Hüseyin'ciğim. Dönebilir. Belki ikisi de farklı görüş. Bizim meteorolojide uzun vadeli tahminler var. Ebru şöyle söylenebilir. Henüz kış bitmedi. Bu ilk devresiydi ve biz biraz mağlup kapattık İstanbul'da. Doğudaki, Anadolu'daki kar yağışlarını görünce beyaz örtü hiç göremeyince İstanbul'da üzülüyoruz. Ama bitmedi görüntüde. Yine de biz yakından takip edelim. Bu kış daha karlı günler konuşuruz gibimize geliyor Şubat'ta özellikle. Evet. Harika, çok teşekkür ediyoruz. Zaten hafta başında da konuştuğumuzda hafta içine tekrar bakalım duruma demişti Hüseyin Öztel. Bugün de net bilgiyi vermiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Kar yok, ne yapacağız? Evet, kar yok. Bu arada sevgili Hakkari, inanılmaz güzellikte olan Bitlis'imiz, eşsiz Muş'umuz ve güzeller güzeli Van'ımızda yoğun kar yağışı olabilir güzel kardeşlerim. Aman karlar dikkat. Karlar altında şu anda da var ama yine de daha da fazla yağabilirmiş. Orada Muratcığım. Köy yolları özellikle kapanıyor. Aman Allah korusun. Allah kolaylıklar. Evet, aynen öyle. Diyelim kendilerine. Allah kolaylıklar versin. Peki.